Sevgili arkadaşlar şu an kuruntunun bilmediğimiz kaçıncı bölümünde daha önceleri çektiğimiz parfüm bölümümüzün ikincisini çok şahane bir konukla an itibariyle açıyoruz. Mert Kalafat hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Ali hocam, hocam. nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bıraktığınız gibi hocam sürünmeye devam ediyoruz. Parfüm fiyatları çok arttı sebebi nedir? Ekonomi, döviz kuru tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani çok sert başladı <laughs> yani program. 10F sedan modeli geliyor. Hadi <laughs> biraz da onu konuşalım. Aynen saatler, parfümler hepsi coştu tabii Ateş pahası değil mi? Fena. Bugün bir Daytona'ya el sürülmüyor ya lanet olsun. Bir içirtmeyle son... eskiden giderdik, gönlümüzce girerdik, bir içirtmeyle alırdık vitrinden, evimize dönerdik. Şimdi öyle bir şey mümkün mü ya? Kapıdan bakışları ya senin adam gönd geri gönderiyor ayaklığıyla böyle. Doğru hocam. Çok zengin doğru bir arkadaşım, isim vermeyeyim şu an. Zaten izlediğinde anlayacaktır. Paris'te Rolex mağazasına girip Rolex almayan tek insansın neden? Ben mi? Evet. Yani durumum yok. Bok durumun yok. Burada yeteri sıra kadar bekliyorsun. Yok. Hocam bu arada hazır parfüm Yes. Paris'e bir gidelim mi? Net. Sizi bir Gitmek yok lazım. beraber değil. Abartmayın. O kadar da hemen o kadar sanmıyol olmaya gerek yok. Oğlum Mert Hoca'yı mı düşürmeye çalışıyorsunuz. Anısal olarak bir şey anlatacaktım. Covoy Paris'i tabii ki bilirsiniz. Hı hı. Bana Ali Biçim bunu yıllar önce gösterdi ve bir arkadaşımı götürdüğümde bana çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hayatımıza bir zehir enjekte ettin. Bundan sonra kullanmak istediğimiz parfümleri yalnızca buradan temin edebiliriz ve bir eşimizin, dostumuzun, akrabamızın Sıla'ya Paris'e gitmesini bekleyeceğiz koku almak için. Covoy Paris'e abimsiz bu sefer Paris'e gittiğimde tekrar tek başına küçük bir çocuk olarak bir kalkin olarak gitmeye çalıştım ve bilin bakalım başıma ne geldi. Uber'e Covoy Paris yazdım. Bizi şehrin ötesinde böyle pelit fabrikası, çikolata fabrikası gibi bir yere götürdü ve gittiğimiz yere yarım saat uzaklıkta. Yanlış çoğuya girmişim. Uberci abi o sinirle bir tane böyle direksiyona patlattı ve ne dedi biliyor musun hocam? Kımedik. Ne demek Beni kımedik? Beni örseledi. Yani dedi ki benimle daşak mı geçiyorsun sen dedi. Çünkü oradan bir daha gerçek çoğuya gitmek için adama sadece 6 euro vermem yeterliydi. Ona bütün şehri 6 euroya dolaştırmış oldum. Buradan da o taksici abimizden adı Fetah. Kendisi Morokolu. Özür diliyorum Fetah abi. Bilerek yapmadım yanlış girdim. Şimdi tabii bir klasiktir. Ali ve Mesut'la birlikte de Mert Hocam hayatında ilk defa bir araya geldi. Fakat Mert Hocadan biraz bahsetmek gerekirse hocam benim sizle hikayem şu kusura bakmayın bu arada Mesut şu an Tomay taze Paris'ten, Paris'ten daha taze döndüğü için ve harcadığı paranın da hakkını vermek için hikayeleri anlattıkça asgari. anlatıyor. Harcayalım, asgari harcadım asgari. Cuma'ya kadar devam edecek. Cuma'dan sonra zaten Paris hikayesini kimse takmayacak diyerek kaldığım yerden devam edeceğim hocam. Yıllar yıllar evvel yani yıllar yıllar evvel ne kadar tam bir yıl verebileceğim bilmiyorum ama Frederick Mell'le ilgili bir araştırma yaparken Maskrovejar kokusuyla ilgili sizin kanalınıza denk geldim. Ki sizin kanalınızda YouTube'da aynı zamanda koleksiyonerle <laughs> koleksiyonerlerle bir araya geldiğinizde bir bir konseptiniz var ama parfüm kısmı çok ilgimi çekmişti. Sizden de benim çok öğrendiğim parfümler vardı. O konuda şey de söylemekte fayda var. Parfümün gurmesine ne deniyor? Mesela işte hani degustatör oluyor şarap, şarap içenler için vesaire. Aslında daha çok parfüm öyle burun deniliyor biliyorsunuz. Burun. 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 Aynen, Hadi ya. Burun evet. Ya mesela bildiğiniz şey, Terde konuştuk. Onun arkasındaki burun yani üreten kişi burun deniyor, Noz deniliyor. Hı. Herhangi evet, başka bu. bir dilde bir sesleş olduğu için değil değil mi? Direkt. Yok, dinoz, dinoz ismi dinoz. Onlarda da aynı şekilde devam ediyor bu şekilde. E, bu sizin tabii ki ben o mesela o seçkin parfümleri yayınladığınız videoları izlediğimde hep şunu da sormak istedim yani. Sizin bu parfüm merakınız nereden geliyor? Çünkü YouTube üzerinde Türkçe bu işi net bir şekilde yani hem niş parfümleri seçip hani şey değil yani mesela o kanala girdiğimde ben şunu görmüyorum. Arkadaşlar hem güzel kokacaksınız hem de uyguna kokacaksınız tarzı bir şey yok. Sizin bu parfüm merakınız nereden geliyor? Aslında benim merakım saat merakından geliyor. Ben daha çok saat koleksiyonu yapıyordum. Daha sonra tabii bu çevre işte kalem koleksiyonu da gelişti. Sizin gibi işte kalem meraklısı başka insanlara tanışıyorsunuz. Onlar mesela parfüm merakı oluyor. Dolayısıyla onları da bulaşa bulaşa farklı bir işte hobi olarak da parfüme de değindik. Araştırmaya da başladım. Videolar çekmeye başladık haliyle. Bir stil üzerine aslında kanalı kurmaya çalışınca bu noktaya geldi. Markalarla da şu an aramız iyi. Kendimizi de hatta bir ürünlerde satmayı planlıyoruz bu arada. Merak buradan geldi diyebilirim kısaca. Peki ilk kokunuzu hatırlıyor musunuz? İlk kokum ya yani beni en çok olaya başlamıştı başlattıran aslında Abercrombie Fitch Fears. Hadi canım. Aynen, aynen, belgeselden net. önce mi belgeselden sonra mı? Belgeselden önce. Büyük bir ihtimal. Aynen aynen ya işte Kaliforniya dedik San Diego'ya dedik. İşte orada bir tek kıyafetler çok geniş biliyorsunuz. En Ben Türkiye'de orijinal Abercrombie giyen görmedim. Oha. Hollister ve Abercrombie'nin orijinalini giymek bence suçtur. Hı -hı. Yapılmaması gerekir. Onu güzel pazardan alacak çok. Güzel. O zamanın parası 15 liraya. Biraz da buraları yırtılacak falan reis. Mert hocam hemen çok güzel kuruntunun en güzel hadisesine geldik. Hemen bir quiz yapalım. Abercrombie Fitch mağazası Türkiye'de. Hadi bir de şehir de size. İstanbul'da nerede kuruldu? Merter'de. Toplatıldı sonra no malları right. polis tarafından. Benim arkadaşlarımın butiği vardı. O ayrı bir hikayedir. Hocam galeriya. Galeriya. Galeriya'da Abercrombie Fitch şeyi vardı. Mağazası vardı. Ben de siz o kokuyu kullanıyordum. İlk koku işte büyük bir baş döndürücüydü sizin için. Ama mesela Abercrombie Fitch dediğimizde hep böyle şey yani sörfçü herifler yani fit kızlar ablalar hep buraya kadar işte ne derler ona polo şörtler bilmem neler falan filan. Aynı dizel gibi çok böyle şey partikülleri havada böyle kendini belli edecek ve yakıcı bir kokusu vardı diye hatırlıyorum Kesinlikle doğru mu? Kesinlikle öyle aynen öyle böyle çam kokusu vardır hafif böyle Aha. biraz tozludur dediğiniz gibi. Aynı şekilde Abercrombie Fitch Fierce çalışanları da özellikle seçerler böyle fit genç insanlardan. Ya biz de orada kıyafet alınca da Bronz şey oluyorlardı oluyorlardı bir de genelde. Bronz oluyorlar Sarışı mavi gözlü. E bir de ürün aldığınız zaman poşetinize de özellikle sıkıyor ki eve gidince de aklınıza kalsın diye. Benim merak da oradan başladı aslında. Tabii bizim hani şimdi sevgili takipçilerimiz burada siz de hazır şeref vermişken yani arada bilgileri kaynatmayalım çünkü Abercrombie Fitch o insanları neden seçtiğiyle ilgili Netflix'teki o meşhur belgeselinde patronun başka zevklerinin olduğunu. Hadi Sonra ya. Adam, tabii canım. Biz Sörk'i vakası. Mı? Sana dedim at ah, evdeki giymem. giymem. Hocam bu neydi? Bu, bu babanın adı neydi? O, bu... o çok sert bir şey. Sizin için özel orkettirdim. 100 bin TL'lik bir parfüm. 100 bin Türk bu, Lirası. Bu kuruntu videosuna özel olması gerekiyordu. Bunu duyduğumuzda hocam başta inanmadık. Mert Hocam bizi kündeye getirecek diye kendi aramızda İyi düşündük. bir taktik ya olmasa da. <laughs> ve evet, baksana baba önden seni bir şişe viskiyle karşılıyor. Bunu içiyorsun ve açıyorsun kokuya erişiyorsun. Bunun hikayesi yani, yani bu fiyatından da ziyade bu markamız kimdir hocam? Patricia Nikolay aslında Gerlan markasının akrabası. Guerlain biliyorsun çok ünlü, meşhur bir markadır parfüm. Onun anneannesi hatta Guerlain soyadlı. Kendisi de parfüm merakına sarıyor haliyle de. Kendi markasını çıkarmak istiyor. Çünkü başka markalar adında parfüm yapınca kendi isminiz o kadar dillenmiyor haliyle de. Kendi isminin de dillenmesini istiyor. Nikolay adında bir parfüm çıkarıyor. Eyüp Sabri Tuncer. Ya, gibi. <laughs> gibi. Aynen. Gibi, aynen. Bu parfümde özelliği şu. tabi pahalı çok pahalı bir parfüm ama kutusu çok pahalı. Bir de miktar olarak çok fazla. Ayrıca ekstrat da değil. Bu eliksir yani. iksir seviyesinde. Ha, Konsantrasyon şimdi... çok yüksek. Evet. Çok güzel bir bilgi bu. Öde tuvalet, öde parfüm ve öde bir ekstra... vardı. ekstrat. ekstrat var. Bu onun da üzerinde. Eliksir mi? Eliksir, iksir. Bunu sıkıyorsun bir ay gidiyor. Parfümde böyle bir segment derecelendirmesi var, var yani. Var Aynen öyle. Bir de bir şey fark ettim hocam. Siz mesela bize video öncesi parfüm sıkarken tene çok yakın sıktınız. Onunla ilgili bize bir ekstra. Sıra bilgi verebilir misiniz? Ha. Uzaktan sıkma, yakın bu sıkma Bu arada ile yorumlarda ayıkladığım bir şey de söyleyeyim. Bir tanesi bizim parfüm bölümünde çene kasılması yaşamış. Sebebi şu. Sen diyorsun ki parfümü öyle tene kıyafete sıkmayacaksın baba. Sen de Avea'ya geç. Havaya iki fıs parfüm atacaksın. O partiküllerin içinden geçeceksiniz. Meğer ki öyle değilmiş bir takipçimizin iddiasına göre. Yani ne diyormuş? Parfüm tene. Hatta Toma gibi yani. Buradan böyle bam bam canını yakacaksın falan diyor. Şimdi tabii bu arada bir ay derken ben abarttım ama yani çok yüksek. Onu söylemek istedim aslında. Şimdi hemen yorumlarda çünkü gömecekler olduğu gibi. Ya yani, tene ben de parfüm nasıl sıkılır diye bir video yaptım. Hocam Hepsi... bu arada bizi o yorumda gömmediler o çocuk. O gömmediler. O çocuk... <laughs> İyi mi Aranızdan Böldürdük mı? Öldürdük çocuk. <laughs> Değil, de, de. <laughs> aynen aynen. Şöyle işte, nereye sıkılır diye bir video yaptım. Hepsi yazıyor. Tene sıkılmaz, kağıda sıkılmaz, kıyafete sıkılmaz, saça sık neresi kaldı? Yani, yani hepimiz herkes çok biliyor. Gerçekten neye sıkılır? nereye sıkılır? Yani, başka bir yerler kaldı. Orayı artık söylemek istemiyorum yani. Vallahi <laughs> yani ama başka bir şey kalmadı. Oradan da kimse koklamak istemez. Şimdi yani herhalde. bununla ilgili işte hani araştırmalarda ya da işte atıyorum mesela bir parfümeriye gir girdiğin sonuçta bu parfümü satan insanlarla bir... Kandırılıyorsun. Ben nasıl, kendi yani, adıma söyleyeyim. Bu parfümü nasıl kullanacağımızla ilgili sürekli bir muhabbet dönüyor. Ve şimdi o muhabbetlerden yola çıkarak birkaç araştırma... Ya sonuçta böyle bir Stanford'dan bilimsel bir makale yok yani işte atıyorum 30 santim mesafeden sıkın işte kokunun tadını çıkartın gibi değil. Kıyafetin temiz olması, tenin temiz olması, başka kokuların karışmaması Hı -hı. ve Hı -hı. parfümlerin yoğunluğuna göre evet o mesafede değişiyor. Bir kere zaten çok yakından sıkıldığında ciltte bir artık yani kansere bir basamak çıkılmaya başlıyor. Yakıcı oluyor ve kalıcı olmuyor çünkü sıvıya dönüşüyor. Hı hı. Benim oradaki o partikül dememdeki sebep gerçekten o parfümün o yoğun kıvamında o toz tanelerinin içinden geçtiğinizde derinize öyle güzel işliyor ki koku ışıl ışıl kalıyor ve daha uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Öyle Benim mi? Derdim oydu. Havaya sıkıp yorgun mermi gibi düşenlerin içinden mi geçmek lazım? Tene kıyafete mi sıkmak Kurtan lazım? Kutlar Vadisi'nde böyle bir şey bölüm var böyle Hocam havaya. hiç izlemedim. Yani çok sert yani. Ya yani şöyle açıkçası bence herkes kendi yöntemini en iyi yöntemini böyle hocam O hocam öyle çok atlattı. Gerçekten. Eddie Garcia zaten Barış Manço gibi alıyor. Alıyor bize ya bir gerçek böyle. doğru yöntem söyle. Ben kendi kullandığımı en azından paylaşabilirim sizlere. Sen de bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Ben de biliyorum. Görkem Google'dan bak. Yok ben de biliyorum. Mesela Roja diye bir markanın işte kendi parfümü o burun dediğimiz. Roja şey mi Roja? İngiliz luxury bir markaydı galiba. Evet aynen. Ee, onun kendi bir yöntemini söylüyor. Bileklere sıkıyor. Bilekleri sıkma amacı da şu hani hem konuşurken kendinize de gelsin hem de etrafta karşınızdaki insana da ko o kokuyu alabilsin Sadece diyor. Hayır devamı var. Bir de boyuna çok sıkmıyor. Boyuna hani tarih etmemesi adına. Sonuçta traş da olmuş olabilirsiniz. Ama şu taraf yayılım anlamında göğüs bölgesinin o aurayı yarması için faydalı olduğunu söylüyorum. Ama havaya şu sıkım boşu boşuna o moleküllerin o paranın dışarıya ziyan olması anlamında. Bir olabilir, de yanlış yani. hatırlamıyorsam mesela zaten hani bileklere sıkmaların sebebi nabız sürekli atan bir şey olduğu için kokuyu sürekli aktif alkolü, orada. alkolü atıyor sıcak olduğu için daha rahat kokuyu alabiliyorsunuz bir yandan. Kendimde en çok en fazla şunu uyguladım. bir de arka sırt bölgesini açıkçası. Bir şekilde yapabilirseniz o yürürken de o silah size yardımcı oluyor. En çok iltifat ne zaman saçımın arkasına sıktıysam o zaman aldığımı yani söyleyeyim. Enseye bir tane muhakkak atıyor. Net. Aa, ben ya. Aynen net. Onu ben yapayım. her yere atıyorum bu arada. Artıyorum abartıyorum bu... böyle İstanbul ya olay zaten, gibi bam aynen, bam olay bam zaten bam her az koyuyor. sıkınca hiçbir anlamı yok ki bu işin. İdeali kaç fıstır hocam parfüme? parfüme göre değişir. Mesela bu parfüm hani çok fazla sıkarsanız sizi öldürür yani. Dolayısıyla bu konsantrasyonuyla çok alakalı diyebilirim. Ne sıkacak? 200'lük <laughs> mü sıkıştı? <laughs> Şimdi hocam az önce şunu soracaktım. Mesela böyle bir parfümü işte atıyorum. Zaten bundan 10 fıs sıkabilir misin? Gönül rahatlığıyla şöyle tutup böyle taf 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 var ben mı öyle önce, bir şey? bin lira bu 100 bin lira. abi. Okey şimdi 100 bin lira başlığını görünce ben ister istemez şunu düşünüyorum. Bu öyle bir koku ki 100 bin lira. Şimdi burada bunun şişesi, kutusunun pahalı olması, işte emelinin fazla olması, yüksek miktarda olması da bunu 100 binlik yapıyor. Ama gerçekten sıktığımızda o 100 binlik kokuyu hissedebilecek miyiz? Bakalım deneyelim isterseniz. Var mı şu an? Var var aynen öyle sizin için. Kutu bir 500 dolar anca var. <laughs> Hadi hocam ya et şunu hediye ya. <laughs> Buyur hocam. Alayım dayı. Aa ilk de defa değil. kokluyoruz. Bakalım yorumlarınızı. Sephora'dan var. da biraz bant yürütmüşüz hocam ama. Baya yürüttüm. <laughs> Amerika evlere gidiyse. Hocam bu bir koku. Evet, Tanıdığım bir koku. bir koku bu arada. Bu. Evet. Julia Hezegan olabilir mi? Ona da benzer. Markanın New York diye bir kokusu var. Ona da birazcık benzer ama farklıdır hafif tozludur dikkat ettiyseniz. Bu bu arada çok güzel bir koku. Ama tabii ki ben bu kokuyu bir Juliet Hezegan'dan da tecrübe ettim. Bunda bir portakal kabuğu, narenciye bir şey olabilir mi? Var var var. Bunda vardır. Tomot bunda. Her, var. şey Net var, her şey var. Kunduz notası var. Kunduz Animali. Mu? Aynen öyle. Nedir kunduz animali. hocam? Ya animalik dediğimiz bazı notalar var parfümlerde. Hayvansı, hayvansı dediğimiz. hayvansı dediğimiz, hayvansı dediğimiz ama tabii günümüzde bunları sentetik olarak kullanılıyor çünkü yasaklanıyor haliyle çünkü hayvana eziyet. Hafif oluyor musun o animali şeyini? Var. Almaz mıyım hafif hocam tavşan ben? tavşan var Ralf. Hafif tavşan var. Gözü oyulan var ya. <laughs> Hayvansının hastasıyım. Ha şimdi. 100 lira verir misin? Bir ben, dakika şimdi. Ona bir öpü efendi gibi konuşalım. Mesutcan. 100 bin Mesut TL. Artık yani. Bir dakika oradan farklı bir koku geliyor sanki ya. Hayır hayır. Benim hayır. kokladığım şeyle o aynı şey mi ya da uzaktan kokusu mu değişiyor? Ver bakayım mu? bir daha bana onu. Kedi gözü tespih gibi karanlıkta değişiyor. Evet fena. Hmm, yok aynı, aynı aynı. Aynı aynı yalan söylemiş. Ben e, sevgili Mert hocam bu parfümü ben de şöyle bir şey var. Bir parfümü geçmişte yaşadığım hikayelerle birleştirmeyi çok seviyorum. Mesela benzettiğim koku o Juliette Zagan normalde benim işte babaannemin evinden aldığım bir koku gibiydi. Bu değildir. Yani işte ahşapların, duvarların, boyaların, evde pişen yemeğin işte bir o zaman giyilen kazan üstündeki kumaşın bıraktığı hissiyatla birleşmiş bir koku gibi geliyor. Dolayısıyla mesela tam böyle klasik ya bir kokun var bunu muhakkak demelisiniz dediklerinde ilk fısta daha önce yaşadığım bir hikaye diyorum bu. Ya ama babaannen için bu koku biraz fazla seks. <laughs> Evin kokusu diyorum oğlum kadın sıkmıyordu. Ev içinde öyle. Evin bıraktığı ambiyanstan bahsediyorum. ki hızlı davetler dönüyor. Memlekete gittiğimde babaannesi sorulan insan ben değilim yavrum. Bak Onu şey söyleyeyim abi. sana yani. Beylik tabancasını atsana. Yavaş at ama elim ee, acıyor. Sen bunu 100 lira verirsin. Vermem. 100 verirsin. Bin lira vermem. En son hocam Kaç yakalanışımı anlatıyorum size. Bir Clive Christian koku almış bulundu. Oo çok pahalı. Jump and ile benim koku arasında kaldım üstünde. Tam olarak adını bilmiyorum çünkü cahillik de etmek istemiyorum. Rakamlarla, Roman rakamlarıyla bezeli bir parfüm aldım. Ve 50'lik olmasına karşın biraz üzücü bir fiyatı vardı. Evet, çok pahalı o. Çıkamadım. Çok popüler ama. bir de. Bu bir, kere bir şey kıskıktı beğendim. Bam. Bir şey mi benzetmiştim ben ona? Sen her kokuyu bir şeye benzetiyorsun. Yok abi bazı kokular vardı. O hakikaten benzemiyor ya. Ya koku yani. da değil. Sen hayvanları da bir şeye benzetiyorsun. Bir kedi geliyor yanımıza. 10 saniye manalı, manalı manalı bakıyor. Diyor ki, "Bu kesin diyor benim arkadaşım. Ya bu birine benziyor." diyor. "Bu diyor, diyor yani? önceki hayatında beni tanıyordu." diyor. "Geldi diyor yanıma beni kurtar." diyor. Ya, böyle hocam yorumluyor. Ya öyle şeyler oluyor. Rahmetli annem kedileri çok severdi. Kedilerde böyle etrafımda şu mesela şu an Tomayı bir kedinin görmesiyle beni görmesi arasında ciddi bir görsel farkı olduğu için yani ondan kaçması daha şey aşikar. Hayvanları benzetiyorum oğlum bu arada. 100 bin lira veremem galiba reis. Veremem derken niye yani olduğunu merak ediyorum. 100 bin lira verecek Yanında kadar. Bak, o yüzden mi veremiyorsun? Ya da <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 100 bin liralık bir beklentiyle kokladığım için olabilir. Olabilir. Ya da bu kokunun biraz kalması lazım. Böyle hemen biraz de dangoz gibi belli olmuyor. Yani. Bir saate, 3 saate aynen, başka bir, bir şeye dönüşüyor değil, değil mi? limited edition mı? Yani bir sınırlı sayıda üretim mi? Evet çok yok tabii ki de haliyle. Kaç o, tane vardı? sanki. Stok mu yani, tükenecek? Kaç tane vardı? Benim bildiğim 5-6 tane vardı. En az 3 tanesi de falan satılmıştı bu arada. Siz bunu ne zaman edindiniz peki? Ben bunu size video için getirdim. Markadan özel istedim. Değil Öyle da, mi? Tabii burayı da o yüzden biraz 5-10 dakika geç kaldım. Depodan getirdik çünkü onu. Ha. ha. Olaylar olaylar. bir dakika bir dakika tane mi gelmiş Türkiye'ye bundan? Ya zor satılıyor haliyle. Zaten bunu satılıyor kendi da. kılıfında getirdiniz. Evet, evet. Diğer parfümleri getirirken çantadan çıkarmadan bize şöyle dediniz. Yanlış anlamayın anketör veya dilenci değilim. Havalimanında <laughs> çalışıyorum bu kokuları oradan getirdim. <laughs> Aynen biraz onun gibi oldu ya. Ama bunun çanta neydi oğlum? Bunun çantayı iki kişi getirdi gördün mü? Evet. Hocam bu evet yani enteresan bir humidor gibi bir kutusu var. Doğru. Çok güzel ee, Evde bulunur mu? Yani mesela Mert hocam kalkıp mesela, bu sizindir artık dese o gece birisiyle buluştuğumda bu kokuyu sıkar mıyım? Dürüst olayım sıkmam. Neden? Sıkmam. Sıkarsın. Abi çünkü bu kokuya benzer bir kokuyu geçmişte deneyimledim biliyorum. Ne? E şimdi neye o... sebep oluyor? Ya onu anımsattığı için Eben'in e, parfümüne sebep oluyor. Hocam çok ağzı bozuk. Hayır. Evet. E, Saat e, koleksiyonu ben... olan bir insan olarak bence onu Daha kınamanız önceden, gerekiyor. Daha mesela Mert hocam bize şimdi ikinci ve üçüncü parfümlerde az çok şimdi bizim koku zevkimizi de zaten anlayacak ve hocam doğru bir şeye benzettiğimi düşünüyorum. Çok güzel bir koku ama diyorum ki ben sıkmam. Ben sıkarım sadece bu şöhretinden 100 bin lira diye sıkarım ha, ama öyle. bana sıfır getirsen ya baboş böyle bir koku var desen yalandan sen bana tatava yapma diye o dayı bu nasıl bir kokus falan derim. Sortinin önü kaza la Ferrari falan derim ama sıkmam sizi. Koku konusunda önce beni tatmin edecek sonra başkasını tatmin etsin. Ben sıkarken zevk alıyor muyum okey yani mesela bunu benim üzerimde bir kadın çok sevecekse onun için de sıkmayabilirim. 7 bin liraya keyifle sıkarım bunu her yerime sıkarım ama 100 liraya bu değiliz sanki ya bilemedim. Mert hocam bu ikinci... Devam edelim yani... biraz tatlandıralım. O dediğim gibi 60-70 bin bandındayken çok iyi satılıyormuş bu arada. Allah Allah. Evet. Ya abi giriyor adam Beymen'e en pahalı parfüm ne diyor? Çat yapıştır. Ya tabii bir de öyle bir kitle Aynen, var. Aynen öyle bir bakış açısı da var. 100 bin de birazcık iyi ama gene de rakamları ayarlarız sizin için. Tamam, doğru ya bu arada en pahalı parfüm nedir deyip alan bir kitle var ya hocam. Var var abi. Yani bakalım bunu beğenecek misiniz? Esut hocam şöyle vereyim. Sağ ol. Henüz o samimiyetle değil izlemiştiniz videonun başında ama inşallah onu. <gülüyor> <Esnafır> <gülüyor> <fili> <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Bu fena, fena bir şey. Bu ya. fena bir şey. Çok meyve. Evet. Hangi meyve bu? Hocam. Passion fruit bu. Passion fruit. Evet passion fruit bu. Birazcık daha. Şu an baya hesabı getir hatta. Direkt adisyona mango. bakmak istiyorum. Mango. İki tane fazladan bile yazmış olabilirsiniz. <laughs> Bunda ağır bir mango var. Evet. Bu Unique Luxury isimli bir Türk markamız Mango temalı. Bin tane göndereceklerse övelim hocam. <laughs> Bu neymiş ya? Ben tenimde meyveli kokuları yani mesela duş yiyelim bile sevmiyorum. Hocam ben de. Zaten tombulum ya. Böyle büyük bir şeftali yani, gibi dolaşmak istemezsin. <laughs> bu parfümümüzün ismi Magnificent. Magnificent'tan geliyor aslında. Mango ismini koymuşlar. Gerçekten de o mango temasını, o kesilmiş mango temasını verdiği için getirmek istedim. Hiç bu için. arada şey değil ya. Oo ha. mango değil, değil yani. Ha. Çok tatlı Arkadan, bir esintisi evet, var yani. Aynen öyle. Şişesi yeşil. Hatta bu markanın kutu tasarımını da arkadaşım yapıyormuş. Sonradan öğrendim. Çok alakasız. Bir pro merak arkadaşı bir vardı. Türk markası bu. Türk markası bizden bir marka. Uniki Luxury. Nedir mesela hocam fiyatı? Pahalı. Yani 8000 TL civarlarında. 8 bin, TL. bin TL. Evet ekstra olması için. Bir Türk markasına göre parfüm pazarında 8000 TL bayağı bir iddialı. Bir Global, de hazır. Globalde de bilindik marka olduğu için. Koku göründüm. değiştirmişken Hı -hı. Ali Biçim videodan önce havaya bir bilgi daha sıktı. Dedi ki hocam bize galiba kahve lazım dedi. Çünkü kokuları değiştirirken o kahvenin bizi sıfırlaması lazım. Siz de dediniz ki yalan söylüyorsun. Büyük no no'lardan bir tanesi. Neden hocam? Ya çünkü kahvede bir koku molekülü var içinde sonuçta. Ya en iyi yöntem şu. Kahvede yeni bir koku daha karıştırmış oluyorsunuz. En iyi yöntem 2-3 tane denediniz mi? Burnunuz yoruluyor haliyle de. Çıkın dışarıya. Biraz temiz hava alın. Biraz dolaşın. Yani Kafanızda da Hocam Hocam Beymen'de öyle hemen Heh. olmuyor ya. Işte. Bir de <gülüyor> mağazadan <gülüyor> voltaya çıkınca <laughs> dümenci gibi oluyor. Şey gibi oluyor. Bu burada kalsın. <laughs> <Almayacak> ben dolaşacağım. <laughs> Almayacak istiyatı oluyor. Hocam ben oradan neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Cem Yılmaz'ın kokusu dediniz. Ha. Şunu bir tadalım. Tamamdır. Cem Yılmaz'ı verelim o zaman hemen. Evet. Bir de hocam niye kendisinin testleri var şu an? Yani şeyi, küçük sample'ları. Ben e, markanın... Güvenemediniz bize Yok. hocam. Yok. <laughs> ben markanın Mr. Sam isimli parfümü daha çok tercih ediyorum. O bende var. Şunun sözünü ver hocam. Onu beğenirsek bir tane alabilir miyiz? Şundan mı? Evet. Tabii tabii bu sizin olsun. O... Mert hocamın WhatsApp'ta fotoğrafı gözükmüyor akşam. Bu <laughs> <Tek> sizin <laughs> olsun dedi ya. Bu, bu şey. sizin olsun dedi mi? İyi denemeydi falan. Mesut hocam hemen çözdün ya. Deşifre ettin de Hocam mutlu <laughs> etmiştim. <zihirleyeyim, gülüyor> <zihirleyeyim. gülüyor> Şunu merak ediyorum şimdi. Buyurun. Evet. <laughs> çok komik bir koku. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum. <laughs> hocam peki bunu kokladıktan sonra kadınlar Cem Yılmaz'ı yıkarlar diyebilir miyiz? Ama yıkarlar. Elde lan işte elde. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Sizin yorumunuz çok, çok önemli burada gerçekten hocam, çok Hocam ben bir çok kelimeyle iyi. özetleyeyim mi? Aynen kokuyor. Öyle. Özetlenebilecek bir şey. Vefa kokuyor bu. Evet. Vefa kokuyor anlamıyorum. Anlamam lazım bu kokuyu. Bu kokuyu anlamam lazım. Bir fıstık alabilir miyim ben hocam? <gülüyor> böyle böyle <gülüyor> böyle böyle test edecektiler. Sık üstüne Kaçlık 400'lük mü bu şişe? Benim kostem. <laughs> Aramızda araba taklidi yapabilen var mı? Abi. E wow. Şimdi anladım. Bu çok güzel bir koku. Mutlu kalitesi... oldum ya. Gerçekten mutlu oldum. Abi e mikrofona konuşuyorduk ama bu formatta <laughs> böyle yapamazsın. Gel ya da bana yanaş. <laughs> Şu yüzden mutluyum. Hı. Mert hocam hemen vereyim. Ha o sırada boş da Boston değiştirmişim. <laughs> Şu yüzden mutluyum. Daha önce koklamadığım bir koku. Hocam bu kokuyu ne olur anlatır mısınız? Evet. Bu Penhaligon markasından. Aslında tıraş losyonu gibi kokar birazcık da. Geldi. Aynen. Onun için vefa kokuyor. Sizin seveceğiniz yani. bir parfüm olacağını tahmin ettim çünkü rom var içinde. Bir de barbershop yani kuaför gibi kokar birazcık da o yüzden haliyle de. Tem tertemiz bir kokudur. Bu kokuyu nereden keşfettiniz hocam yani? Kendisi paylaşmış Instagram'ında. story'de mi ayıkladınız? Evet, story'de böyle geyik kafası şeklinde bir şişesi de var. Tamam, bravo. Hı. Aynen hmm. o. Oradan yapıştırdım videosunu. Hocam çok güzel. Peki bunu nerede bu temin edebiliyoruz? Beymenlerde var. Beymenlerde. Aynen öyle. Onu biliyoruz hocam Beymenler. Yani <laughs> her yerde başka yerde distribütör yani, tanıdığımız yok aynen mu? Aynen öyle. Estağfurullah. <laughs> bu arada Mr. Sam isimli başka bir parfümü daha var markanın. Onu da size tavsiye ederim. Siz yani, onu beğenebilirsiniz. Markamızın ismini bir daha söyleyelim hocam. Pen Helgen. Pen Helgen. Pen Helgen. Pen, Helgan. Pen, Helgan. Pen ee, geçe, Bir İngiliz markası. markası. Yok Amerikan markası mıydı İngiliz, bu? İngiliz. İngiliz. İngiliz markası. Sample'ları da var böyle. Sample setinde e, satıyorlar da. Hepsine ha. bakabilirsiniz birkaç. Ha doğru bildim. Diğer hayvancıkların kafasının Aynen, oldu. bravo. karma bir şey Son gibi. Doğru. Bu çok güzel. Mesela şimdi uzun bir aradan sonra gerçekten yeni bir marka keşfettik ve bunların gerçekten diğer kokuları tercih yani denenebilir diyorum ben. Çok tatlı bir havası var. Masum oğlum vefa ne ya? Masum. E, tamam parfümü tam vefalı diye anlatabilir misin yani? Temiz, çok güzel. Genel beğeni açık bir parfüm. Çok güzel. Ünlülerden gitmişken devam edelim mi? Kesinlikle. Hadi hocam ver şu Serenay Sarıkay'ın kokusunu ya. <laughs> Size Nazama Kıvancın atadan... kokusu bu. Evet. Black Afgano. Kwancın... Sen ne kullanıyordun bunu? Ben eskiden kullanıyordum Can... <laughs> hocam ama bu çok ağır ya. Bunu Kıvanç gibi gerçek bir erkek sıkabilir. Bu Benim arada hocam Kıvanç bu. dediğine bakmayın. Mesut şu an Kıvanç Tatlıtuğ'un akrabası. Sayılır uzaktan. <laughs> Katli bakınca anlıyorsunuz zaten. <laughs> Kıvanç şakası yapmayan bir sen kalmıştın. Altın Kelebek'teki Hoppa Komik Abla gibi. <laughs> Ay bravo abi. <laughs> bu neydi hocam? Oh, Black Afgano. Black Afgano. Nazama atadım. İtalyan bir marka, İtalyan bir parfüm. Okay, Fena, çok sert. Ben Black, Black Afgano'yu sende koklamıştım, zaten sevmiştim. Joy'da da ekstra denettim sana. Bu Black Afghan bu da çok karakteristik. Evet, çok sert. Karanlık koku. Ama bu kuzeyin kokusu. Bu ya da aile dizisinden hani, seni cemden, onu <laughs> diyen adam sıkabilir bunu. Ben sıkamam. <laughs> ya da belediye otobüsü kaçarken anını sikiyorum <laughs> abi <yana>, aynen aynen. Ben şişe <laughs> Simay benim karım lan. Şişe tasarım da çok beğeniyorum <laughs> Evet şık bir şişesi var. Kapağı da yakarak yapıyorlar. Poça var simit var ne bakayım. <laughs> Güzel. Bakayım. Nasomatto ya Japon? Yok, İtalyancada. Tamam. İtalyancada böyle şey, şey, şey burunlu, bu neşeli burun gibi bir şey. Evet, ekstra çok. Aa. 30 ml olmasına rağmen. Bu güzel. Şişe tasarımı da güzel. Bu zannedersem sen Jovo'yu da denettiğinde de pahalı bir şeydi bu. Ya çok da uber bir fiyatı yok değil mi? Var. Diğer parfümlere kıyasla. Var Var mı? Ee, ne kadardı? 5.000 6.000 daha da fazla. Ama olur. şu an bir şey söyleyeceğim. Evet. O neydi? Penhaligon şu an çok o, baskı. O bitti mi sizde? Aynen. Penhaligon'a 100.000 lira verir misin? <laughs> ara ver, <verdim>, ara veririm. <laughs> Alperen lokantanın Seyriktin camına mi? ekmek banıyor <laughs> <manaya> gibi <giriyor>, orada <laughs> duruyor. Hani gel şunlardan 2-3 tane al kokla kenarda abi. Ah, 3 tane karışık. <laughs> gel gel ya. gel. Arkadaşına da ver. Evet. Şu bu arada kaşarlı afgano bunu kesinlikle kokla. <laughs> onu, kenarda onu bu arada yani Kıvanç Tatlıtuğ da videoda dediği gibi bir parfüm meraklısı. Bu markayı özellikle seviyor. Komple o seriyi aldı diyebilirim. Ama yani. o Black Afgano'yu bir yandan kullanmasının da onun kişisel tarzı. O hani o bütünleşmiş bir stili var yani. Hani pantolon erkeği, gömlek erkeği. İbrahim Selim'in programında da söylüyor bunu parfüm merakı olduğunu ama seyircilerin çoğu Endonezya'dan olduğu için çok anlaşılacağını sanmıyorum. E bot seyirci olduğu için. Yok be abi Endonezya'dan Kıvanç'la Beren'in sevenleri var diye diyor. Yine bir yabancı yani şey tanıdık bir kokumuz var Mert Hocam. Hala soruyorum hangisini yok yani bir selebriti kokusu var mı ha var onu ha alalım tamam alalım gitmişken oradan yapıştıralım tamam, hocam oldu. ya var ben mı sonra saklayacaktım onu da o yüzden ha, bir mi? sıra bende şaştı. burak stüdyo. oyundanın kokusu geliyor <laughs> <laughs> tamam da şöyle yapalım o zaman Hocam Zegna mı o? Ne o? Değil. Şişe tasarım evet benziyor ama. Yapmışlar, benzetmişler. Ben de teri döermese benzettim o yüzden. Sen ne dur bir şeye benzetmesen ne olacak sanki? Tere Bırak tere kardeşim benzetmiş olsun bir tek ya. Allah Allah be. Kokumuzun ismi Mert hocam. Michael Lucifer. Ha Lucifer, Michelson'ın kokusu bu. kokusu. Tuff boy. Daha çok sweet boy olmuş biraz tatlı. Hocam koku taş şak geçiyor. Nasıl orospu çocuğu biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Yani <laughs> Lucifer Michelson ismini duysam da duymasam da bu bir koku zaten. Yani hani şey yani parfüm markasının hani arkadaşımıza ait olduğunu duymasam da bu bir yerlerden tınısal olarak gelen bir koku. Evet. Ha, alıştığımız bildiğimiz bir kokunun benzeri yani Killian gibi. Killian'ın Phantom'una benzetenler var. Allah Allah. Bu arada gayet iyi koku ama. Yani birisi sıkıp gelse ve nasıl kokum dese iyi derim. Lucifer Michaels'ın kokusu dese orospu çocuğu <laughs> seni derim. <laughs> bu arada ben normalde mi? mesela Lucifer da tam bir yani o dizelin yüz emellik kokusunu kullanabilen bir çocuk gibi net, dursa net, da. Net şey yani pakaroban neler falan en yakıcı altın şişe şey kutular falan filan. Bu koku bu arada şey yani parfüm performansına göre iyi. Aynen öyle. öyle. Daha da bir şey demeyelim şekeri çıkacak şimdi arkamdan şiş bu işte... göbeğine bak ben Allah'ın <laughs> oğluyum. Ben ben şak geçiyor onu adliyede şişleyeceğim. <laughs> Buna afrodizyak koyduk diyordu biliyorsunuz işte olay bu. Ali e söyleyelim bunda bir afrodizyak yok yani o kadar da değil. Ya zaten afrodizyak hani arkadaşlarıma söyleyeyim öyle bir parfüm yok olsa ben kullanırım. Hiçbir da kokuda yani. mı yok afrodizyak? Ya, herkese göre değişebilir afrodizyak etkisi yani ne koyduk o zaman mesela buna? O materyali söylesinler raw materyal. Afrodizyak etkisiyle afrodizyak kullanmak arasında bu... bir fark var ya, o zaman. Herkese hocam. göre değişir. Benim hani o etki yaratan bir materyal benim için farklı olabilir Ali biçim hocam. Sizin için farklı olabilir. O yüzden böyle bir herkes için onu uyandıran bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Yok. Ama o dopamin deniliyor soyut mu? bir şey mi hocam? Hayır, yani... Dopamin deniliyor ama dopamin de artık... Bir Bilmiyorum. koku var şu an bir dakika. Ha, nefertin mi öyle bir şey? Yok 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 şu an bir koku geldi. Aa koku hafızasına zaten yüzde yüz inanırım da. Komde Garson'un kalkmış bir kokusu var. 8 8 8. Ha. Aa siktir şu an. Yanlışlıkla onu mu sıktınız acaba? Ya da bunlar karışınca Powerpuff Girls gibi kazanın içinde yeni bir şey mi oldu? <laughs> hocam bir şey diyeceğim. Ya ben o şey Penelagan'ı bir şeye benzettim. Ama yok o o kadar senin tabirine vefalı bir koku değildi. Niye beğenmedin abi vefayı? Ne, ne parfüm öyle ya. bir şey ya. Yani iyi yolculuklar mı dersin pilot olsan ya yani vefalı yolculuklar mı dersin yani ama hostesleri sizlere üzmeyelim falan mı diyeceğim. <laughs> bir dakika. Hocam bu güzel bir kokuymuş. Güzel şey, ee, fena değil bence de. E, ne kadar? Ucuz. Yani 370 falan gibi bir şeydi yani. Allah Ben de videoda tanıtmak için aldım yani. Aynen Fazlasını öyle. aramaya gerek Hocam, yok. Hocam sıktığında derin dökülmüyorsa eğer gayet sen iyi. Sen bana hayatının imzasını attın ama sen de farkında değilsin şu an. O kalkmış koku mesela Lokstan'ın kalkmış bir amber kokusu da vardı. Yıllar sonra ürettiler. Olmadı o koku. Yani üretimden kalktı. Hocam sen yanlışlıkla kalkmış bir kokuyu sıktın. Bak Koku geliyor buram buram. Ben video sonu bakacağım. <laughs> hocam, erekte olmakla ilgili herhangi bir şaka gelmeyecek. Rahat bir şekilde ya, kokularımızı hakikaten, denemeye hakikaten. devam edebiliriz. Evet 370 ya, alınır. Alınır can. Bir şeyler daha size satacak Başka bir parfüm. Bu kimin hocam? Thank you. Merve Sevi. <laughs> Kim? Testo Taylan. Kim? Yakup TV'nin kokusu. Testo Taylan'la Hakan'ın videosu geliyor gördünüz mü? Hı? <laughs> Buyur arkadaşlar. Eyvallah hocam. Tam olarak ne koktuğunu söylüyorum ve direkt hak vereceksiniz. 7 yaşındayım, okul önlüğü almaya gidiyorum ve o okul önlüğü satan tuhafiyeci benzeri yerin soyunma odasının kokusu bu, kabin. Yerde bir tane gezer terlik var üstüne basmam için. Okul pantolonu kokuyor hocam bu. Tamam ben söyleyebilir miyim? Lütfen. Yeteri kadar iç mimar dizaynın bittiyse anladık zaten yani. Hocam bu bir kumaş deposu kokuyor. Kumaş gibi aynı bir yandan, evet. Çaldın fikrimi çaldı değil mi yok öğrenci okul siyah önlük mavi ya önlük anlattın anlattın. ben cofsa, seni şeyde anladım. çözdüm ya o vefalı <laughs> dedin ya bu enteresan bir koku neydi alı o bizim? Flex. bu böyle nubuk ayakkabı gibi hatta bir anlamda. da aynen nubuk ee, kokusu gibi formüle bir lastiği kokan parfümümüz neydi hocam hangisiydi yıllar, öyle bir şey vardı galiba formüle bridgestone <laughs> Geldi lan oradan biraz. <laughs> Neydi ya Alperen Formula 1 lastiği? Sen gitmiştin geçen sene Azerbaycan'da. Herkes de aynı intibayı uyandırması enteresan ama hep bir tekstil, kumaş, kalmış halı flex, güneş, e şimdi toz. Şey mesela enteresan olur yani. İşte birisiyle berabersin. işte kadın buralarını öpüyor. Aşkım kumaş kokuyorsun demesi falan. Aşkım merinos kokuyorsun. Bu Aşkım, ne be? Aşkım gezerterlik kokuyorsun <gülüyor> falan. <gülüyor> bu parfüm sonradan daha da tatlılaşıyor tabii. Üzerinize hep sonradan şey gelir. Aynen, aynen. E, bu onun mesajını veriyor zaten. Belli ki bu birkaç notalı bir şey. E, şu an sık. Abi bu çetin Kaya mağazası. Direkt Bakırköy'deki Çetin Kaya mağazası. Bu. Benim gözümde de canlandı. Biraz moral bozucu bir koku. Bence bu. de ben de canım sıkıldı. hangi marka hocam? Bu, bu pek markasının. Bunda üst yani buna not olarak Svet de var. Svet'te bir kedi var. O kedinin belirtmek istemediğim bölgelerinin kokusu kullanılmış. Şimdi mi söylenir hocam? Şimdi. <laughs> Kedi amımı sıktınız yani. Ama değil de başka bir tarafı olabilir. Ee, Ön bu, taraf da değil. E, hangi bölgemizin, e, dünyamızdaki, güzel dünyamızdaki hangi ülkemizin kokusu? Bu Türkiye'nin. Bu da mı Türkiye? Evet, evet, Ciddi evet. misiniz? Aynen, aynen. Hocam sen bize yerli malı haftası gibi getirmişsin nerede Türk kokusu varsa. Size farklı bütün kokuları getirmeye çalışıyorum. Ama gerçekten lazım. başarılı. Ben merak ettiğimi sorabilir miyim hocam? Şu ortadaki tombul şişeyi çok merak ediyorum. Şunu mu? Evet. Hasırlı evet, olanı, evet, evet, evet. olanı mı, yatık Hı. olanı mı? E, yatık olanı. Bu şey de hatırlayabiliriz. Yani bu kafi luvak vardı. Yani ya, bir tane luvak hayvanı var. O işte kahve içiyor, sindiremiyor. Direkt onun Hocam sindiremediği... İzmir Kars biz luvak hayvanı nereden? Luvak hayvanı tamam, ben mi? direkt geçiyorum. <laughs> böyle, böyle ben düye ile öküzü ayırt ediyorum ya. Çok güzel. Şunu mu? Evet. evet. O bir tanıdık geliyor. Şişesi yani. Hep böyle Beymen'de görüp ulan sik meseler bizi şu an. Bu o da Türk. Mi? İskender İskenderoğlu'nun ürünü. Ne yani? Bu Türk bir değil. Bir bu, buçuk pilav üstü mü kokuyor? Bu Fransız. Biraz yakın sıktım. Normalde uzaktan sıkılmaz mı? Açığı yok. Manifik. Alayım benimkini. Delep de. Cüf, buyurun. Eyvallah partner. Joel Kamsi Kakamedopi. Bir amberimiz var. Şkal petame komedo boe. Şabala hüri. Şarabey Dur oğlum kokuyu anlamaya çalışıyorum ya. Şovilo hmm. be. Güzel. Hocam bu çok güzel bir amber barındırıyor. Bravo. İkinci bir şey daha var. Ne? Mesut hocama senden rum, gelecek. Rum, rum, bara, baram, baram, bara. Abi e, nektarin. Aa, Olabilir mi öyle bir şey? Bir burnu sızlatan bir şey daha var. Oha bu çok güzel bir koku. Bu Aynen, ne bu alınır? Aynen. Hocam zahmet olmazsa bir fıstık alabilir miyim? Vermeyin bir pücüğü. Oo bayağı iyi koku bu. Ne Nasıl verim Mesut Aynen. hocam? Ay hocam izninizle ben direkt tenime sıkabilir miyim? Tabii. Mapsanide var. Onu size hediye anca... olarak getirmiştim zaten düşerse. Tonka Kola. Bu da Paris bir koku. Bayağı iyi bir koku. İşte ikinci kola. Kola. Yes. Manak. <laughs> böyle kokumu bunu yayından sonra yere dökelim. Tabii tabii. Artık saray ayakkabı zaten ya. Ama koku iyi. Baba i̇yi, değil koku değil iyi. Bu ne? Bunun amber. içinde amber böcek kanı o zaman. <laughs> amber var aynen öyle. Amber, hafif vanilya. Bir de kalıcılığı da çok yüksek. 2 en fazla. 3 sizi bile bu var. Ne kadar bu? 8.000 TL falan bandında olabilir. Var mı Türkiye'de peki? Var var. <laughs> İkinci notayı yakalamaya çalışıyorum. Çok böyle beni oradan oraya savuruyor ya. Amene <laughs> koyayım Fazıl bu kadar ikinci notayı yakalamaya çalışmadı. Hallere bak ağzım ağzı gitti böyle. Hocam ne var bunun içinde? Ya amber ağırlık dediğiniz gibi. Çok baskın bir amber ama yine böyle bir tırtıklayan bir şey nedir? İşte o kola temasını vermeye çalışıyorlar gerçekten de. Kola mı? Evet Hafif kola. Hafif böyle şekerli bir şey vardı zaten. Var aynen aynen. Ama çok iyi Vanilya okula. var şey var. Aynen. Benim Aa. favorim bu şimdiye kadarki favorim bu yalan söyleyemem. Vallahi. Yani bayağı bir kolalı bir parfüm kola. bu. Kola. Onu söyleme çok kola. söyleme favorim pal. Evet falan söylersek değil kadar sıkıntı. Yani? Oğlum otobuk koklamaya başladım şu an ya. <laughs> mikrofonu niye kokluyorsun? Yok ona da geldi de oradan da koku alıyorum ama şey. Of bayağı iyi koku bu ha. Sen sevdin bunu gerçekten ya? Ço en çok bunu sevdim. Allah Allah ben hocam hala şey Peneligan'dayım. Peneligan'da. O kalıcılığı ve yayınlığı Hocam Yılmaz'ın koku diye sana. Yok abi koku güzel bir koku. Jeremy abimizin var. Jeremy? Jeremy Scott. Jeremy Fragrance. Parfümlerin en çok izlenen YouTuber. Milyon takipçisi falan var. Burada kağıtları ben bitirmişim. Sephora'dan tam yeteri kadar çalamamışım. Bunları ötmedin mi hocam? <laughs> Kağıt nasıl ötsün <açsın> oğlum ya? <laughs> bunu ikimiz bölüşelim diyorsun yani. Ha öyleli Yana Şaprana. Tamam. Kokla sen. The Office isimli parfümü. Bu adam YouTuber'dı. Parfüm videoları çekiyordu. Sonra kendi markasını çıkardı. Kendi, kendi markasını çıkardı? Aynen kendi markasını çıkardı. Abi zaten o kadar beyaz yaka bir koku ki direkt Kaan Sekban'ın kokusu sanki bu. Alberto Morillas tasarladı bu parfümü. Ünlü parfümör. Hmm. Bu CK1'ı falan tasarlayan parfümör bu ben bir de, gömlek bir kokusu oğlum yanlışlıkla. Ya stylish bir koku yani Hani bunu böyle sanki gündelikte değil de böyle bir özel gecelerde de akıtabilecek bir parfüm gibi. Oraya da gidebilir. Beyaz yakalıyı o yüzden mi söyledin? Evet yok ya iş yerinde denk gelebilecek bir parfüm gibi oldu. Bir businessman kokusu diyebilir miyim? Businessman değil de Yapı Kredi'nin Uzun Kule'de çalışıyorum. Öyle koku. The Office ya ismi oradan herhalde. Yok hiç alakası da yoktu. O zaman benzetme çok Yok oldum. hocam gerçekten ondan Hı -hı. galiba. Hocam bir de özür diliyorum. Bana bir abim, oyuncu bir abim yıllar önce bir bilgi verdi ama çok kolpa gibi verdi. Karavanda mı verdi? Şey Karavanda verdi. Mı? Bunu sorgulamak isterim. Dedi ki parfüm aldığında atıyorum toplu parfüm satan büyük mağazalara gittiğinde Boyner gibi veya Beymen. Beymen'in çok öyle bir reyon dizaynı olmadığı için bir markanın yüzü nasıl bir modelse atıyorum herif sarışın ve aşırı beyaz tenli veya kumral veya siyahi veya melez bir adam. Ona göre bu parfüm hangi tene yakışıyorsa modeli ona göre tercih etmeye çalışıyorlar. Sen kendi fenotipine en yakın bulduğun modeli git ki sana en yakışacak parfüm odur diye bir şey sıkmıştı. Bu bilgi doğru mu? Yani o mankenler bu kokulara has olarak özel o tenler yani ona göre seçiliyor dedi. Ya açıkçası benim bildiğim mesela Dior Savaş'ta şey var. Bu Johnny Depp var biliyorsunuz evet. şeyi, e aslında şey yüzü. Aslında konseptle gidiyorlar daha çok. Yani ben işte mavi gece temalı Hani atıyorum Savaş'ı Johnny Depp fenotipinde hafif kavruk. Biraz daha sakallar bıyıklar daha kaytan bir abi sıksa. Ona Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha çok mu yakışır? Bu doğru bir bilgi mi? Okey. Şu an soruyu daha net anladım. Ya ben ona inanmıyorum ya. Tenden tene değişiyor olayları falan tabii her, hepimizin tene yani parfüm reaksiyonu farklı olabilir haliyle ama yedikleriniz falan çok farklı bir şekilde değişiyorsa kebabı gömüyorsanız bol yağlı alkole daha çok çıkarmış oluyorsunuz haliyle de vücudunuz yani daha farklı vücudunuz reakt etmiş oluyor. Kebap yiyenin ya şimdi kebap yiye daha kötü yemir ben de kebap yiyorum yanlış anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Kebap yani yanlış protein diyelim mesela ya, yanlış yani. aynen yani o yediğiniz ama çok abartılı bir şekilde hani yediklerinizde farklılık olursa vücudundan çıkan o hani Ter. O ona sonuçta combine oluyor. Bir şekilde birleşiyor. İngilizce kelimede kullanılıyor. Nüfuz Temelde ediyor kokuyor. diyebilir miyiz? Aynen, aynen Ona göre değişiyordur. Yoksa hani diğer türlü biraz şey geliyor bana. Bana N biraz İnsan böyle... ayırma gibi geliyor. O çok şey değil. Tommy Hilfiger mağazasına girdiğinizde, Paşa Bahçe mağazasına girdiğinizde mağazaların özel kokuları olur. Mesela Paşa Bahçe yıllar sonra o kokuyu 1935 miydi? Paşa Bahçe kuruluş yıl dönemine bakar mısın Alperen? Mağaza kokusu gibi geldi evet, bana. Yani ofis kokusu. Herkesin genel beğeni açık olsun istemişler Ali Hocam. Creed Aventus'a benzeten de çok var. Ama farklı, ferah, kalıcılığı, da yüksek bir parfüm. Creed benim hayatımda gördüğüm en kalıcı olmayan parfüm hocam. Evet evet. Bu ama çok çok daha iyi. Bir de çok dümenci oldu ya Creed artık. Neden? Bir parfümeriye gittiğinde hiçbir şey bilmiyorsan Creed alıp çıkarsın. Yok be. Sanki öyle oldu. Yani zaten parfüme Creed'le başlamış birinin parfüm macerasının çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Creed çünkü gerçekten keşfedildikten sonra benim kokum bu abi. O ne ki falan diyebilecek yani denebilecek bir koku. Ben o yüzden Creed'i sevmiyorum. Sizin parfüm tırımı yanaşıyor hocam. Geldiler bize almaya. Hocam bu arada Creed gerçekten <laughs> kalıcı bir koku değil. Mesela Ödo parfüm olmasına rağmen sebebi ne? Bu da güzel bir soru. Ya hatta şey de deniliyor. Değiştiği de söyleniyor ya. Mesela Formülü farklı farklı tabii değişmek zorunda. Yani bazen hani diyoruz ya bu koku artık istediğimiz gibi kokmuyor. Çünkü ha, gerçekten değişiyor orada kokular değişiyor. öyle Çünkü mi? Çünkü batch Hoppala. değişir, hasat değişiyor. Yani mesela şöyle düşünün. Paris'e gittiniz. bir lavanta var. Tamam onu hasatını aldınız. Bir sonraki yani bir sonraki sene aynı hasat aynı olmuyor ki. Ha, bu yıl paçuli iyi çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Ya da işte materyalleri değiştiriyorlar, oranları değiştirmeleri gerekiyor. Ya da işte IFRA diye bir tane kurum var. Bazı işte materyaller işte kullanılsın, kullanılmasın diye kararlar alınıyor. Ya da o ürün çok pahalı oluyor. Onun yerine e, sentetik başka bir versiyonuyla yer değişiyor. Dolayısıyla koku değişebilir. Parfümlerinizi nerede muhafaza ediyorsunuz Mert Hocam? Ya parfümlerimi ya, orada ortamda aslında muhafaza banyo ediyorum. Banyo değil. Buzdolabına banyo koymak. koymak diye bir kolpa vardı bir ara. O doğru mu? Ya şöyle denediğimde tutuyor yani. Bozmaya yakın oldu. O, o bozulana koydum. Mesela şu John Marvatos. Yazın böyle arabada götürmüştüm. Hafif güneş de gördü. Koruyabilmek adına koydum denedim ve tutuyor yani. Şeyi biz bir video çekmiştik böyle bir yani günlük bakım rutinimizle ilgili banyo yaptıktan sonra banyoda oluşan ısıdan dolayı parfümlerin şişelerinin etkilendiği ve içindeki formüllerinin bir şekilde kaybolduğu, kokularının, esansların azaldığına dair bir şey okumuştum. Bu doğru mu? Yani o kadar çok sıcağa maruz kalmaları parfümün kokusunu etkiliyor mu? Etkiliyor. Ben bizzat yaşadım yani. yani sıcak ortamda bulunması diyelim. Yani genel olarak O da sıcaklığı. Özetle, evet sıcak ortamda bulunması etkiliyor açıkçası. Yani çünkü içinde bunların işte bildiğimiz moleküller var. Onların etkileşimini hızlandırmış oluyoruz bir şekilde. Bu arada şişeyi açtığınız anda ömrü de aslında başlamış oluyor. Yani Ha, Aynen start de. alıyor. Start alır. Ama ne parfümlerim var hala işte kaç senelik 5-10 senelik e, sıkınca belki süper über o performansı almıyorum ama koku aynı koku yani. Bir tek varvatosu mu denemedik hocam buradan? 3 tane kaldı hatta 4 tane kalmış ne yapalım hızlanalım mı o zaman? Yo deneyelim hocam devam edelim tabii ki. Mesela hocam seyahat esnasında e, ayrı bir muhafaza yapıyor musunuz parfümlere? Her ya ben şöyle şöyle Parfüm sallandıkça da kokusunu kaybeden bir şey mi? Alo hocam sizin o videodaki şey çok güzeldi o kısım. So house'daydınız galiba işte tazeleyiyordunuz ya ben onu tavsiye ediyorum. Yani gerçekten böyle küçük böyle sample'larla artık ana parfümümüzden de alabileceğiniz böyle aparatlar var. Onlarla alın. Travel kitler var. Yalnız da öyle götürün. Yani bütün bu parfüm götürmenize gerek yok bence. Her yere için böyle. Peki hiç koku mixlediğiniz oluyor mu? Mesela atıyorum krit sıkarım üstüne de işte. Ben hiç sevmiyorum onu ya. O çok güzel bir pazarlama taktiğidir bu arada. İki tane parfüm aynı anda satmak istiyorsanız. Ama iyi yakalarsanız bu arada. Ha o da var. Yani Tabii. şey yani atıyorum mesela evde kendiniz de keşfetmiş olabilirsiniz yani. Atıyorum işte Loxtan'ın bir kokusunu işte atıyorum Hermes'in bir kokusuyla meç ettim ortaya güzel buradaki bir parfümü aslında başka bir vanilya versiyonuyla yapıyorum onu. Güzel oldu. İkisini geçince Kombo güzel yapıyorsunuz. Yani güzel bir pazarlama taktidir ama işe de yarar da bu arada. Yani kendim de deneyip sevdiğim şeyler var. John Varvatos bana hep böyle dizelin zamanını hatırlatıyor ya. Ben hiç belki de koklamamış olabilirim. Varvatos. Ya o güzel bir kokuydu. Ben o kokuyu hatırlıyorum. Evet. Bu en çok iltifat aldığım parfümlerden bir tanesi olduğu için getirdim. Çünkü arkadaşlarımız ki soracaktır. Merak ediyorlar. Ya çünkü. John Varvatos zaten şimdi mesela giyim kuşam konusunda da gerçi herif modayı bıraktı ya. John Varvatos. Bir Allah'ın kulu üzülmez mi ya John Varvatos odayı bıraktı? 1935 abi. 1935. Bu bu arada ben onun Soho'daki mağazasına gitmiştim. Hala orada mağaza kokusu olarak da kullanılıyor New York'ta. Bir şeye çok benziyor da sevmedim ya. Sen sevmezsin de senin Bahçeşehir Tayfan sıkar ama bundan. Çok bu da böyle sert. Hocam bu biz hiç olmadık ya John Eril Varvatos. Eril adam kokusu bu yani. Hı hı. Siz birazcık daha niş niş tarzı bu harfler Yani bunu çok yakıcı bir koku yani bu. Aslında senin tam böyle işte atıyor 5 sene önce maça kızı kokusu bu Bodrum ya. Yok ya. Geçer yanından yani. Tam böyle Arda Turan'ın kardeşinin kokusu gibi bir şey bu. Okan Turan kokusu. <laughs> Ya biraz mandarin var. Bu üretiliyor mu hocam hala John Varvatos'un bu kokusu? Var var. Ya dediğim gibi öyle bir haber çıktı. Hatta öldü mü öldü diye parfümleri de artık hocam, battı diye. Hocam ısrarla uyarıyorum sizi ölmedi. Ben araştırmadım. Ya da ona bir bakmadım. bildiğiniz var. Yok ben onu araştırmadım zaten. öyle bir haber çıktı. Onun Bunu aldım modayı bıraktı diyelim hocam. Doğrudur. Bu en hızlı itifat aldıklarımdan. Çünkü yani Türk insanı birazcık daha ferah. Kadınlar e, tarafından Fad... mı peki? Evet kadınlar tarafından. Bir ara boynlerde satılıyordu. Şu an hani Türkiye'de bulmak biraz zor. Herkes bu videoyu paylaştıktan sonra nerede bulabiliriz diyor. Ben şansıma boynlerden almışım. Aslında gerçi ben şey yapıyorum. Giorgio Armani, Gio Armani. O ilk o griden böyle sarımtırağa böyle geçen bir şişesi. O isemiyekeler, Hilfiger'ın kokuları. Lacoste'un eski kasa, Rayon tarafında sattığı of. kokular. Benettonlar ve Emperio Armani'nin o güzel bir paketli şişesi var. Sana evdeyken de göstermişim. Bu tarz kokuları zaten şu an kozmetik mağazalarında bulmak çok zor. Sizin gibi, bizim gibi düşünen insanlar ya bir yerden getiriyor. Mesela bir ara Beymen yaptı onu. Beymen Emperio Armani'leri falan filan getirdi o. Eski tarzda kokuları var var, tık şu tık anda tık da verdi. Var. Aynen, var. Ama şey diyorum e, size görselini göstereceğim hocam. Bu o kokulardan, o arşivden yani. Geçmişe dönmek isteyen arkadaşlarımız hala sıkabilir. Benlik değil. Yaz temalı. Aynen. Yine bizlik değil. Evet çok yaz temalı. O zaman yaz derken belki... Yazın bir yere gittiğimiz mi var? Mert hocam burada oturduk. <laughs> Valla yaylaya çıkıyoruz, hava alıyoruz akrabalarla. Şimdi... Kağıt bitiyor. Beşe dörde mi benim ne yapayım? Ah be. Çok gariban hissettim. Hocam kendimi. isterseniz üstümüze de sıkabiliriz. Olur. Ya da benim eşofmandan bir parça koparayım. Ya da benim bacağı da sıkabiliriz hocam. Mesut bacağımdan koklasın. Şöyle yapayım o zaman. Bu kokumuz gibi kokuleyiz. Bunu sevebilirsiniz. Bunu alırım. 93 kurban Babannemin babaannemin elini öperken. Bir yeni değil abi. Az önce verdiğim koku bu sana. Tekrar kokla diye verdim. Ha. Bu bu. Ne yapıyorsun oğlum? Bunu sakladım kendime. Bunu beğendim diye. Bir dakika. Şu an hangisini kokluyoruz? Hamilesin. Aman tanrım. Hurçta kalmış sabun. Kıyafetlerin arasına ya, konmuş kalıp sabun. Ya 25'sin. Belli bir yere kadar inebiliyorsun. Hurç murç deme ya. Reisi YouTube. Net kalıp sabunu bakar mısın? Sabunsa zaten sabun demeyeceksin. Sabunsu. Hocam sabunsu. Sert oldu? Hım. Bir Saint Laurent kokuluğu da var hafif. Olur. Tatlı ama baygınlık geçirmem bu kokuya. Ne baş ya. döndürücü değil bu hoca. Şekerli geldi bir, bir şey kere, geldi kere bana. Evet. Bana da temiz. temiz yani çok temiz, temiz. Temiz. Kolonya bu. <laughs> abartma lan. Evet ya. Kolonya temizliği var yani. <laughs> Pür pak Ferah. Öyle temiz yani. Ferah ama yazın baş döndürmez yani. Bu ne hocam? Cevdet bir şey Mercan var, diye bir şey marka var, mı bu ne? Şey 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 <laughs> hafif kavun. Hım. Kavun evet. Çok baskın alamadım ama evet şimdi geliyor. zanzibar diye bir koku blend Uut markasında. mi Ben evet Zanzibar. Ut Zanzibar. Hafif evet hafif Arabik temalar da var. Güzel ama. Şey yani tamam, ya mı, nasıl diyeyim? Bu be, benim eşimin favori yaz parfümlerinden bir tanesi benim üzerimde. Ha. Ama sizde yorumlardan sonra o o zaman evet. çok bir şey demedik. Zevk meselesi hocam. İşte sizde bir hikayesi olan bir koku. Aynen bu. aynen. Demek ki bizde bu hikaye, hikaye, hikaye yok, yok, yani. Benim yani de öyle bayıldığım aynen. kokuları sevmeyen insanlar oluyor mu? Doğru kesinlikle. Mesela o ne Clive Christian vesaire yok şey. Overdose. Overdose o başka bir şey yani. Kızım Sen overdose'u getirdin mi Mert hocama? Yok. Getirecektin ya oğlum. Yok aldım sadece Evimde duruyor. Paris'ten kendim aldım. Andy Tower aldım hocam. Gittim overdose aldım. Başka ne aldım? Bizim ne vardı? O kadar. Yok bir tane daha. Oğlum overdose'u niye Mert Hoca'ya getirmedin? Mert Hoca biliyordur diye getirmedim. Hocam siz overdose. Zaten videoda da bahsettiniz parfüm. Hocam Olsun. var size sürprizimiz. Yok mu siz... Bekleyin. Bekleyin. <laughs> Sıradaki hocam. Sıradakine devam edelim. Yine mi Lucifer? Aynen doğru. Hocam. Ş şişeler çok benziyor. Bu arada çantamda şey kaldı benim. Size o videoda önerdiğim Oo. bir parfüm var. O kaldı. Hangisi hocam? Hocam tek atıyorum. Tiramisu. Çok güzel. Kurabiyeden yola giderek. Reis direkt tiramisu. Hatta üstündeki kuru zift kahve. Sonrasında gelen evet, doğru. kokusu da. Bu bir tiramisu. Bu yani bir kek kokusu gibi bir şey bu. Tiramisu bu Yani. Evet hocam bu bayağı tiramisu. Beni çok tatlı gösteriyor böyle şeyler. Böyle kokular ben kullanamam. Ben mesela bunu tenimde görmek istemem. Ha. Ben de ben de. Ya kek gibi kokmak istemem. Ben <laughs> ben de. Bu Allame bunu güzel sıkar. Kafi edikt. Kahve temalı. Ya bildiğiniz böyle hani şey nargile içiyorsunuz kapı kapuçilonun nargile gibi kokuyor. Ben bazen olmadı. Kadın kokularına mobilyalara ya da yatakta yastık kılıflarına sıkmayı seviyorum. Kahve de sanki böyle bir atıyorum mutfakta havaya böyle bir iki fıs yapsam bütün gün kokacakmış gibi iyi bir şey bırakabilir gibime geliyor. Ama tende bir hayal edemedim hocam. Bu kıyafette fena gitmiyor. Tatlı ama çok da yaparsanız rahatsız edebilir yani Mesut hocam senin de şey yaptığın bir yorumladığın gibi. Bu özellikle o kahve temasından verebildiği için aslında size getirmeye çalıştım. De vanilya versiyonu var bu markanın. Ayrıca fiyat olarak da fena değil. 50 ml 1250 TL falandı. Yani düşünün bu rakamlara bir niş parfüm alabiliyorsunuz Allah o yüzden. bereket de... versin. Kaç lira yani. bu, bu da mı Türk? Hocam? 1250 1500 falan gibi efendim. Bu da bir Türk markası değil değil mi bu? Yok da? bu e, Yunan markası. Kalotinis. O kahve dolanıyor buralarda. Yok ben kahve işte kekimsi şeyler. Bak mum da oluyor hocam. O koku kısmı mum Babaya bir mum getirdim. Çok güzel. Daha yakmadım biliyor musun? Ben Yok ki bir iki Me yakacağım? Benim var. Yakacağım. Yani ya, yakacağım. yak. O, o, yakacak mısın hakikaten? Tabii, Tabii Yak baba sen. Yakmışsın kendini zaten. Aa, elimize sıktık ama. Bu nedir hocam? Common <laughs> Vici. Bunu beğenebilirsiniz diye düşünüyorum. Şişesi bana sanki bir lise parfümünü hatırlattı. Hocam bu aseton bu. Tinerci kokuyor bu ya. <laughs> bu kelebek sustalı bu. bu. Alenen aseton koklattın bize. Hocam dedi. Dedi. Dedi değil. Dedi ayrı. Onu sakladım. Aa bir dakika bu ne ya? Bunu biliyor olabilirsiniz. Bu fırça yiyorsun bu yanında oje söküyor bu. Anana sövüyor. Çok gucciraşlık da var bunda. Hmm. Var biraz var hafif böyle pudramsı. Biraz Bana zam, gelmedi. Biraz... Evet, hocam biraz zaman verirsen belki. Hocam ben sıkabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Ha bu ha, bildin, tamam. Bildin. <laughs> Çelik kasa. <laughs> Net. Bura Migros deposu falan mı oldu biz iki hafta yokken? Aa! Ne yapıyorsun abi? Yok hocam, ya. Hocam bu da tanıdık bir koku ya plastik içinde. ham madde kanserojen Tonka taşlama atölyesi. Tonka? Tonka deniliyor böyle. Evet. nota olarak kullanılır. Benim favorim bu vatandaş galiba. Öyle mi? Şimdilik son bir tane kaldı. Montel mi hocam? Montel markasının. Mont Arabian arabik. Tonka. Aynen şu an en meşhur geldiği gibi raflarda tükeniyor. Peki, bir, Arabik havasını aldınız mı? Çok Arabik geldi mi size? Ee, o baskınlığı var. Var mı? O nişan dışında Hı -hı. biz o parfümcünün önden geçerken <laughs> oluyor. Arabian ya. Uğut Arabian mağazasını diyorsun. Yani işte Topandı. çok baskın yani Arap. Bu ciddi bir Arap kokusu yani. Ya çünkü şey ee, dediğiniz gibi yoğun bir parfüm silajı da yüksek ama bu parfümler hep böyle zamanla o dry down'da değişiyor daha tatlı daha da tabii üst notalarda birazcık sizi de vurmak için o arabik baharatlı çok notaları çok baskın aynen al alıyorsunuz yani çok çok baskın yani normal bir kıyafetin üzerinde bunu kullanabileceğimi hayatta zannetmedim yani direkt İstinya Park bu koku İstinya Park masa Vito'dan inen Son eşiği dürbüzler bunu ben sizin o videodaki seçkilerinizden çıkararak bunu beğenebileceğinizi düşünüyorum. onu da abartırsanız şu an evet şey olabilir, kalp kırıcı olabilir ama canınız sağ olsun. Yani bizim ben sevdiğimiz zevk, parfümleri ben sizin o, o 25 tane gösterdiniz ya. Onların içinde sizin zevklerinize göre bence bunu beğenebilirsiniz. İyi misiniz diye düşünüp, hocam ya? O tepki videosunda bunu önermiştim sizlere. Bir bakalım o zaman. Nedir markası hocam? Essential Perfumes diye geçiyor. Şeyi duydunuz mu Ganime? Ganimet de bir parfüm var. Ganime? Ganimet. Ganimet. Çok güzel bir isim ama ben hiç duymadım daha önce. Önce. Güzel sıkmadım ama. Hocam bu arada sıkmadınız sanırım. Sıkmadım. <gülüyor> Şişe böyle. Tükürdü böyle sonlarını attı. Ne yaptın ya? <laughs> Bu ne lan? <laughs> hocam. Buna zaman ver. Vereyim mi? Evet. Dur biraz vereyim. Anladın çünkü sen evet, mevzuya evet, uyandın. Evet, buna evet. biraz zaman veriyorum. Evet, Bence evet. o sırada sen de zaman vermiş ol. çünkü. Daha denemedim ki anasını satayım. Niye zaman Biraz zaman ver. Evet. Bu, buna, bunu buna biliyorum çünkü. Buna, buna, evet. Ha bir şey diyeceğim. Başta aklına nota gelmiyorsa hikaye kurma yani. Yok Dunkirk dönemi bilmem ne falan filan. Bırak babaya pudra de, amber de, ot de, ut de. Nota deyince nota ne la falan yazıyorlar ya böyle. Kim yazıyor hocam? Yorumlar da videodan <laughs> <ne>? altında. <laughs> Hocam sen bu işi biliyorsun. Hocam yok ben ya. Ben zevkinizi biliyorum. Yok hayır yok yok. Yok, yok yok yok. Bu anlattığımız hangi parfümle bunun nasıl bir yolculuktan. Vay 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 hocam vay 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 ki ne vay vay. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sitana bunu... ne oldu birden ya? Televizyonda gömerim istiyorsan. Bir şey diyeceğim. Overdose'da ne hissettiysem şimdi o bak Hayır, dur. Hayır, hakaret. Orada be. dur, orada abartma, dur. Abartma. Overdose parfümüyle ilgili hikayemizi yenileyelim. Ne demiştik? Bu hakikaten Ferrari'den inen bir çiftin gece kulübünün önünde kavga edip ha siktir oradan deyip ortamı terk ettiği ve işte atıyorum Hisar'daki evine yalnız başına gidip gece 3'te kızı aradığı koku dedik yani. Tam olarak bu o koku o. Bu koku ne? Bu koku da bu koku baya... Ya kardeşim 2500 işte amına kodum locası alıyorsan al almıyorsan sana yardımcı olamam. Bu o kokunun, kadar Bu kokunun bana anımsattığı ambiyansı size tasvir etmeye çalışacağım. Hiç ummadığınız anda kalabalık bir ortamda arkadaşlarınızla otururken masaya uyuz birisi gelir. Dürüst olayım. Ya sikeceğim bu, bu çocuğunu da ne konuştu falan kıza mı yazıyor mu bilmem ne falan filan <laughs> vesaire derken karakteriyle değil de parfümüyle tavlayan adamın kokusu bu. Ve o koku bir köprü olur. Onun o muhabbetine, o uyuzluğuna, ucuzluğuna, serseri sine. Ucuz değil. Serseri değil. koku derken. Çok kala. Be parfümü gibi bir şey. Bu. Serseri koku derken hayvansı notalarından bahsetmiyorum. Yani senle bir köprü oluşturuyor. O bir, bir uyuzluk var parfümde ama çekici bir uyuzluk. Yosim İzrahi. Ya sen gelmeden önce Efe diyor ki koku ne vefalı koku ya. Hangisi? Ne Aynı kadar güzel. Seçim? Cem Yılmaz'ın kokusunu kokladım dedim ki bu koku dedim vefa. Ne deseydim amına koyayım bu koku fundamentals deseydim Ulan, daha iyi yorum mu olacak? Pudra de, amber de, misk de bilmiyorsan de bu yani. Koku. Hocam bu arada hakkını yedim. Özür dilerim. Buna biraz daha zaman vermem ver, ver. lazım sanırım aldıkça daha Dur, da, hatta da güzel bir şey dönüşmüş. de sen benimsin diye düşünmüştüm. Ben Öyle mi? Özür dilerim seni kırdım galiba ya. Beklentilerini. Serseri bir koku bu. Ben biraz daha böyle kendi eski yaşadığım hikayelerden anlattığım için üzgünüm bu arada. Ben de ya bu şeyleri yaşıyorum. çok iyi tatlı yaşıyorum. Çünkü bana göre de tatlı ekşi bir koku böyle. Yani zor bir koku bir yandan ilk başta. Buruculuğu var Burucu yani. Çok sert bir parfüm. Çünkü o dedim ya mesela Formula 1 lastiği kokusu diye. Evet evet. Mesela o koku hakikaten lastik kokuyor ama belli bir yerden sonra o zaman Harvey Nichols'ta ben denemiştim onu. Chilianların reyonunda hakikaten lastik kokuyordu ama vücuttaki duruşu dedim ki şu an bu kokuyu alıyorsam benim şu an Armani'den bir takım da diktirmem gerek yani. Bu tişörte mişörte sıkılacak bir şey değildi. Seksi bir koku. Nereden temin ediyoruz hocam? Distribütörüne teşekkür edelim buradan. Bunu mu? <laughs> Nokta Kozmetik'si de bulabilirsiniz. Nos resmi. Nokta kozmetik Aynen öyle. Hocam sonra şeyle Nişan, Nişan mi bitiyor? Nişantaşı'nda evet. Nokta kozmetik Kozmetikler'si. <laughs> Şimdi. Aa sevgili ablamız. <laughs> Mert Bey'e bizden ikram kahve getirebilir misiniz koklaması için? Abi işe yaramıyor dedi ama adam. Hayır hocam bir reseptörleri bir sıfırlayalım ya. Olmuyor dedi. Hocam bir sıfırlayalım be. Lan uzmanı olmuyor dedi yanlış dedi. Hayır o. çok koku kokladık hocam. Yaklaşık 750 tane koku kokladık haliyle. Nokta kozmetikten buluyorlar. Evet. Fiyatı nedir? Fiyatı bir niş parfüme göre baya baya iyi. 3000 TL bandında falan 3200 gibi. Bu arada işte Quentin Bish'in yaptığı parfüm. Parfümör. Aslında size bahsettiğim ganime parfüm yapan kişi de. Çok meşhur oldu o parfüm. Bu birazcık daha ferah bir versiyonu. Üst notalarda işte o vetiver var. O çimensi hava var. O sizi rahatsız eden bir yandan ama çeken kısımda o vetiver veriyor. Buyurun. Bu bir ritüeldir bu arada. Onların <laughs> <laughs> Hocam ben koklamayacağım. Al babacığım. Yok teşekkür ederim. İstemiyorum. Tam hocaya ver. Hocam bir sıfırlayalım Levo, ya. Ne bu Türk kahvesi bu arada? Kuru kahveci Mehmet Efendi ve mahdumları. Ve Ali hocamı kırmamak adına. Buyurun hocam. hocam kırmamak adına. Hocam siz bize bu kadar güzel kokular getirmişken biz de size hop bala gasolina. Çok teşekkür ederim. Paketi açmadık özellikle hocam. Hediye diye zannetmeyin. Hani burada beraber açalım. Bu bizim. Yani. Yine bizde kalacak yani hocam. Haker grubun bize gönderdiği yepyeni bir parfümde mali kokusunu ilk defa Oo, beraber tadacağız. Çok iyi. Bu arada Hocam, hocam miskanber hakim miyiz mandarinin içindeki mağazasına? Daha gitmedim yok. Miskanber'in mandarinin içinde çok zımba bir mağazası var. Biz de mandarinin içinde mağazasının olduğunu öğrendikten sonra daha yoğun bir ilgiyle kendilerine teşekkür etmeyi tercih ettik. Bu mürver Asa markanın bize yolladığı. Hocam bu arada yalan değil bu aynı zamanda size hediyemizdir. Ya çok sevdim. Evet. Gitti. Benimki Allah'tan ben evde tutmuşum kendiminkini. Aynısından bana da bir tane yolladı. Hocam yanlış anlamayın. Bu benim hediyemdir. Bunun hediyesi değil. <laughs> bu hayvansın notanın hediyesi değil yani. Bunu istiyor ya. Berdel istiyor. <laughs> hocam istiyor. Onu istiyor. Hocam onu ver bize ya. Yüzünü bize ver. Ben, ben bu, sana bu arada 100 lira. Ben bu arada siz, 100 bin. ben de size hediye getirdim iki tane parfüm. Yok, yok Hadi hocam. Hadi canım. Tabii tabii. Alamayız. O Tom Coca-Cola sizin. Daha abi hiç. O Tom Coca-Cola sizin. Hay hayır canım saçmalamayın. Evet, evet, o. Ben sadece çok sevdim diye böyle şey olur mu hocam? O Tom Coca-Cola sizin. Nişan Company markasından. Ben Penelig'ından istiyorum. Ya, ya yapma hocam tonkada sizin Hocam tonka ben ya. Kaça, var, kaça, kaça en son en peki... <laughs> Hediye mi hocam bunlar bize? Evet, evet. Çok naziksiniz ama yapamayız. Hanımefendimizin ismi neydi? Şeyma Hanım. Şeyma Hanım, Şeyma Hanım bu arada Şeyma Hanım ha. Şeyma Hanım bu arada gerçekten hem bizi yakından takip edip hem de bu güzel hediyeleri gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnsanlar bu devirde kimse kimseye bir hediye göndermiyor. Dolayısıyla çok sevindik ve parfümünüzü bu bölümümüze yani Mert Hocam'ın parfümlerini getirdiği ve deneyimlediğimiz bölüme sakladık ve hocam sizle beraber İlk defa deneyeceğiz bunu. Süper. Siz denediniz mi daha önce? Ee, hayır. Hocam direkt sıkın. Bizde kağıt maat yok. Buyurun. Şeyma Hanım, hali haliyle anladınız. Benim parfüm gitti. Bir ben, tane bir gönderirseniz ben. de çok sevinirim yani. Ne olur. Bu arada evet. en sevdiğim markalardan bir tanesidir. Demali. Evet evet. Pecos'da çok iyiler. çok severim de. Oba. Hocam oba yakından söyler misiniz? Dublaj <laughs> anlıyorum sonra. Oba. Buna da siz bir şey yakıştırın. Burada ilk yorumu siz yapın. Evet hocam. Ya şöyle parfüm de mali aslında niş markalardan bir tanesi zaten bildiğimiz gibi. Daha çok böyle at temalı. Atlara verilen isimleri kullanıyorlar biliyorsunuz. Beyaz Saray. Beyaz Saray. <laughs> Hafif... Bu da bir tozlu bir parfüm bu arada. Hafif pudramsı. Biraz vanilya teması da alıyorum. Bu arada iltifata da çok açık, tatlı bir koku bu arada. Siteye baksanız. Kağıdımız kalmadı ama. Hocam havaya sıkacağım. Yapacak bir şey yok. Oha bu parfümün içinden neler çıkıyor hocam? Bizim mahallelerde böyle bir şey çıkmamıştı. Ay, çeyrek altın mı? <laughs> ya bana bundan çıkmadı. Bunu bana versene. Bunda ben Hayır hafif... oğlum o hocanın ya. ya hafif kafkul, değil mi? kakule de alıyorum siz de bir yorumlarsınız. Almaz mıyız hocam? <laughs> Kakule, tarçın, nurçin. Çok merak ediyorum sıksana bir ya. Sıktım yok havaya 5 tane patlattım abi. Hocanın parfümünü yiyorsun şu an hediyesi bu adamın. Bu arada tabii ki hocam içinden bir de şöyle Teşekkür bir şey çıktı. Hocam. Hocam. Şöyle şunu size. Daha fazla eksilmeden test edelim. hocam. Oo. Bu bence şeyma hanımın bize özel bir kıya olabilir. Bizim malilerde böyle bir şey çıkmıyordu oğlum. Bu zaten. şey. Pro kılıf proklif, evet. Hocam siz pro da seviyorsunuz. Pro, proklif, Buna güzel evet. böyle küçük bir koyba. Hocam evet. evet. Hocam, hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ben de şu kokuyu koklayabilir miyim hocam ya? Hangisini? Atiker miydi kokumuzun ismi? Bu yenisi zaten evet. Hocam bir dağıldın kokudan sonra. Evet. <laughs> <kendimi geldim. gülüyor> Seni Bodrum'da ne kurtardı bu parfüm be? <laughs> Neydi bizim kullandığımız Şeyin Pegasus 27 mu? 27'lik Don Julio'nu bunun sayesinde 25'e açtım be. <laughs> Suratın falan eriyecek. Hocam bir şey diyeceğim. Bu seksi bir koku. Güzel. Hakikaten güzel. İltifata açık. Biz bunun bir siyah. Bir siyahını ben kullanıyordum. Silver'ını o kullanıyordu. Ooo. Bu parfüm de videoda yer vermem için soruyorlardı zaten. Bir şey diyeceğim hocam. Bir dakika. Ne var içinde? Hocam wood var haliyle. Vegan materyalden yapılmış. Çok hoş. Haliyle. Ne yazıyor başka yaz mı? Hocam arkadaş yanlısı falan filan yazıyor oralar bizi <laughs> değil. <laughs> bizi anlamaz mı? Ben bunu yazın sıkarım. Yaza kadar bekletecek misin bunu? Bunu, bunu kışın da sıkarsın ama bu çok yaz be. Evet evet. Geçmedin mi şu Luka ya? Itır Esenler'in masası hemen. <laughs> 50'lik oldu. Amexler atılmış masaya. Aa o TikTok'taki bızdık falan tamam. <laughs> Gel nasıl verdin? <laughs> Abi. Ben seni Sultan Şef'te güldürdüm. Eyvallah. El Nasır 1823'te. Sen de beni Bravo. güldürdün. Ben seni bir de Hollanda'da güldürmüştüm mesajla. Şuraya koyduk. Kıkırdadın. Koyamadık pardon. Koyamayız Nasıl koyamayız. Manyak Hocam. manyak hareket Güzel çok güzel. İltifat aracı kışın da gider bu arada. Net. Bu benim. Çok bunu, sert. Bunu, bunu vermem. Bu da bana Neymiş kalsın o? hocam. Bu hocama kokusu. söyleme <laughs> Polis ne oldu söyleme ki vermemek için. Hocam bir de bir şey diyeceğim. Gel bunu bence bir araştıralım. Çok fazla koku sıktığımız için. Bak kahve bana iyi geldi. Buyurun hocam. Son kokuyu Teşekkür alabildim. Ederim, çok sağ olun. Neydi? Şeyimizin ismi? Mahallemizin ismi? Altair. 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 Ne demek acaba? Ne demek acaba? Altair. Altay ben bir oyundan şey biliyorum. Altay vardı ya. Altay vardı ikinci ligde şu an. Hocam. Altray vardı. Altray. Altray ben. Sevgili hocam YouTube'da kanalınızın ismi Hı? Mert Kalafat diye geçiyor. Mert Kalafat diye girdiklerinde evet. daha önce hiç parfüm sıkmamış, koltuk altına sitik sürmemiş bütün arkadaşlarımızın sizden her şekilde nem alanacağı bir YouTube kanalınız var. Hem saat konusunda hem parfüm konusunda. Biz sizinle birlikte bu videoya 50 bin like geldiğinde hemen bir Abartma saatli ya. bölümü çekelim derim. Saatte de isterseniz bu videoya 50 bin like gelirse yine bu 100 binlik kardeşimiz gibi milyonluk hangi saati getirmeyi yeğlersiniz? Hangisi Richard Mille. Richard, mi istiyorsunuz? Richard Mille. Mill, Richard Mille'den Mill. Mill. daha da de da Levent pahalı. De ofiste masanın üstünde uyunmuş bir Richard Mille olsun mümkünse. Ve ma mavi olsun. Jacob and Co falan da ayarlamaya çalışabiliriz. Jacob and Co. <laughs> Ronaldo'lu saat gelir <laughs> Hadi mi bakalım. hocam? Bakalım. O gelemeyebilir de şey olabilir. O nasıl gelsin ki bir tek ona üretilmedi mi zaten? Hayır hayır şey var bir de meşhur bu baba filminde konsepti olan var ya. Godfather'lı Jacob ha. and Co. Ya çok o, şey o, müşterisi, o müşterisi, o müşterisi olunca geliyor da bakarız. Ama Richard Mille ayarlamaya çalışır. Richard Mille, Jacob Co, bir de hadi bir AP ya. AP mi? Hangi versiyon? Hocam almayacağız. Bakacağız sadece. Tamam normal bir AP getir. Senin seni istediğin Rolex var mı Mert hocamdan? Allah razı olsun hocam. Sizin koleksiyondan direkt alım yapabiliyor muyuz? Öyle bir şey var mı? Ben alım satım yapmıyorum ama. Ha, öyle hocam mi? o sizi çok yanlış Benim de ya. durumum yok zaten. Ben öylesine soru verdim. Aynen. belki. Senin Rolex saat var mı nasıl hocam? sattım. Sattım mı? Videosunu yapacaktım çünkü. De. Ya, ha öyle mi? mi? Naçar oldu. Hayır hocam, <gülüyor> <maalesef>. <gülüyor> ne <gülüyor> satması <gülüyor> ya. Kendisi bir buçuk yıldır Rolex sırasında bekliyor haliyle diğer Rolex severler gibi. Yalan söylüyor. Tok sırasında bekliyorum. O da inşallah Sedan'a gelecek bakalım. Mert hocam bize bu güzel serüveni yaşat için çok teşekkür ederiz. Benim için keyifti. Gerçekten bizim o bölümümüzden sonra bize iştirak etmeniz ve bizimle burada çok değişik ve tekrar söylüyorum o Penhaligon'da gerçekten tutuldum. Araştıracağım diğer ürünlerine de bakacağım. Bu bence güzel bir serüven çünkü parfüm meraklıları için gerçekten ulaşılması gereken bir kılavuz niteliğinde bölüm oldu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İsterseniz birlikte bir kapanış yapalım mı? Ben videoların sonunda skarma ediyorum. Öyle mi? Bir, aynen, hocam kapanış sizde buyurun. Yapalım. ya. Ha, tamam. Yolda bile çevirdiler ya öyle çeviriyorlar. Hocam Sıkarım ha diye bir gün bir geldi herif. Sıkarım ha derken hocam? Kameraya böyle bakıp tehditkar bir şekilde sıkarım ha mı diyeceğiz? Aynen abone olmazsanız. Mesut orası sende dayı benim. Abone olmazsanız sıkarım ha yapacağız. Ben 52 hocam? yaşındayım o sende. Hocam biraz bana müsaade et bunu sindireyim içimde Tamam. Ezber geçmek ister misin? Abone olmazsanız sıkarım ha.